Sydney'e gelelim. Sydney merkezinde görevlerimizi yapalım bakalım. 15 Stoofel yakala. Şu ayarı açtıysanız eğer, yeni özellik tanıtmıştım. Nerede o? Kır bu değil. Allah Allah, dur bakayım bir. Pinup meyve verme özelliği yakalamada. Ha şurada. Atışlarda otomatik feed pinup. Pinup meyvesi veriyor otomatik. Bunu açtıysanız pinup vermenize özellikle gerek yok. Bu ücretsiz sürümlerde de var. Şu an mesela pinup vermedim ama vermiş oldu. Bakın. Pinup meyvesi 16. Vermiyorum. Top attım direkt. Bir sonrakine bakacağım. 15 kalmış. Bakın kendisi veriyor. O yüzden ben hızlıca top atıyorum sadece. Böylelikle otomatik pinup vermiş oluyor. Hemen bir stoofel inceleyelim. Transferi kapatmışız. Transferi kapatmazsanız bunları siliyor. Evet, 400 şekerle evrimleşiyor. 48 şeker olmuş bile. 6, 12 şeker bir tanesinde geliyor zaten. Evet, yakalayacağız 15 tane. Yakalayalım. Aynı zamanda yürüyelim. Dikilmeyelim. Yürüme görevini de tamamlamış olalım. Aynı zamanda da Pokestop çevirelim. Açalım. Virtual Go Plus'ı. 15 tane Stoofel yakala. Bakalım, belki de şimdi görürüz. Şu an Nör bir radar. Evet, Nör bir radar özelliği de aktif oluyor. Açmanıza gerek yok. Bir kere girip ayarlarından açmışsanız, şöyle göstereyim. Bir kez Nör bir radarı açarsanız, ayarlarına girip bunları açtığınızda Nör bir radarı ekrandan kaldırsanız bile Nör bir radar özelliği çalışıyor. Nör bir radarla ilgili de videom vardı. Onu izleyebilirsiniz. Pokestop da çevirelim. Top da lazım çünkü. Stoofel da yakalayalım. Üç tane kaldı. Bazen haritada tıkladığım zaman Pokemon'a girmiyor. Kayboluyor Pokemon. Bunun sebebi de normalde zaten yakaladığım Pokemon tekrar haritada görünüyor. Bu artık PG Sharp'ın küçük bir hatası. Bazen oluyor. Tıkladığınızda tekrar kayboluyor haritadan. Endişelenmeyin yani. Evet, 15 Stoofel yakala görevi tamam. Diğer görevler 10 tane Pokemon güçlendir. 10 Pokemon gönder. 20 tane pinup verdi. Bol bol şekerimiz olsun diye. 10 Pokemon gönder dediği transfer yani. Pokemon transfer et. Eğer şu transfer özelliğini transfer on catch açtıysanız otomatik gönderecekti zaten. Ben göndermesin bakalım diye onu kapattım. Şimdi açabilirim onu. 10 Pokemon gönderdik. 10 Pokemon da güçlendirelim. Ben güçlendirmeyi şu an sadece 100 IV Pokemon'lara yapıyorum. Bu da şu an Balbazar'da şeker var. Diğerlerinde yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balbazar şekeri var. O yüzden Venusaur'ı güçlendiriyorum. Diğerleri efsanevi olduğu için onlar da şeker çok yok. Evet, bu görev de tamam, gönderme de tamam. Birinci aşamayı bitirdik. Bakalım ne gelecek? 50 tane şeker. Zaten Stoofel şekerini tamamlamış olduk muhtemelen. Bir Pokemon'umuz var. Bu da Stoofel'dur muhtemelen. 100 IV göründü gitti ya. Az daha 100 IV alıyorduk. Bakalım şimdi görecek miyiz? Şu an haritada da şimdi çıkmadı hiç.
Evet, birinci aşamanın genel ödülünü de alalım şöyle. IV Stufful. Evet, şimdi yeni görevler. Evet, şurada bir hata oluşmuş. İsmim yazması gerekiyordu. Player name diyor. Geçtik. Geri dönmüşsün. Üstelik yanında bir de Stufful getirmişsin. Ne pofuduk, ne yumuşak duruyor. Ehem, Stufful'lar şirin görünüşlerinin aksine son derece tehlikeli Pokemon'lardır. Arkadaşları haricinde biri dokunursa çılgına dönerler. İkimizin de iyiliği için Stufful'a sarılmadan, pardon, araştırmamıza devam etmeden önce arkadaş olduğumuza emin olmalıyız. O halde ne dersin? Stufful'a birkaç meyve verelim mi? Belki bu şekilde biraz yakınlaşabiliriz. Bu da araştırma adı altında sarılmayı planlıyor. Bakın, 5 tane pinap meyvesi ver, 5 raz meyvesi ver. Doğada Stufful'un 3 fotoğrafını çek. Şimdi ben şu otomatik discard item silmelerde nanap beriyi, nanap mı raz mı istedi, raz istedi. Bunları ben kapatmıştım, 0 hiç tutmuyordu. Bunları 10 yapalım. Çünkü bakın görev geldi, vermemiz gerekiyor. Bunları şimdilik 10 yapalım. Pokestop çevirdikçe elde etsin. Normalde kullanmadığım için kapatıyordum ben. Nerede bu Stufful'lar? Raz meyvesi istiyormuş. Bugünlükte de 1 kilometrelik yürüme işi tamamlanmış. Onun ödülünü alalım. 91'lik Cherubi. Stufful'lar yenilemedi sayfayı. Uzakta çıkıyorlar. Şimdi zaten şey veriyor, ananas meyvesi veriyor. O yüzden direkt yakalıyorum. 5 tane direkt yakalayayım. Daha sonrasına biriktikçe veririz. Şinisi var mı acaba? Yani var görünüyor şeyde, Feeds'te. Doğada olmasa isminin yanında yıldızlar olmaz. Onu da şöyle göstereyim bakın. Buradan değil de düzenlemeye girdiğimde seçilenlerde bakın yanında yıldız işareti var. Bu doğada Shinisi'nin olduğunu gösteriyor. Ama şu ana kadar görmedik. Belki de yoktur. ...23 Nisan'ın görevini de halletmiş olalım o zaman. Evet, raz meyvesi vereceğiz. Evet, böyle yoğun kalabalık şehirlerde sayfa yenilemede sıkıntı yaşıyor benim cihazım. Şu an mesela yürüdüğüm yerde Pokemon çıkmıyor. Bunun sebebi de kasılıyor telefon. Zorlanıyor zaten, yürüyüşünden de görüyorsunuz karakterimin. Hem aynı zamanda görüntü kaydı aldığım için o da zorluyor. Yani eğer sizde de aynı sorun olursa oyunu yeniden başlatmanız gerekiyor. Bir de oyunu daha çok şu an hani ben görev hızlı tamamlansın diye kalabalık bir yere geldim de çok kalabalık yerlerde oynamamaya çalışıyorum. Çünkü bu tip sorunlardan dolayı. Nanap değil, raz verecektik ya. Nanap verdik. Neyse bakalım. Raz var mı? Varmış. Raz verelim. Ha, bu arada raz verdiyseniz eğer pinap vermiyor. Hani hiçbir şey vermezseniz pinap meyvesi veriyor. Evet, bunları yakalamışım. Şu an raz yok. Normal yakalayayım. Şeker olsun. Görev tamamlanmış. Bakalım hangi görev? Evet, pinapla yakala. 3 tane raz yakacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Stufful'a girelim herhangi bir tanesine. Girebilirsek tabii.
Üstte fotoğraf var, buna tıklıyoruz. Fotoğraf çek, bir sil. Çek, sil, iki çek, sil, üç. Üç fotoğraf çekme işini de bir tanesini halledebilirsiniz. Geri geldik ve yakaladık. Fotoğraf çekme işi de tamam. Ödülümüzü alalım. Keşke raz meyvesi verseydim. Evet, yenilemede, Pokemon yüklemede sorun oluyor. Bir de böyle hep aynı yerde yürümeyelim. Pokestop'tan az olduğu yerlere doğru gidelim. Mesela hedef koyalım kendimize, düz gitsin, böyle Pokestop'ları gezmesin. New York'a doğru düz yürüsün bakalım. Aynı Pokestop'ları gezdiği için hep kalabalık ortamda geziyor. Bu yüzden yenilemede sorun yaşıyoruz. Belirli bir hedefe doğru yürüsün. Denk gelen Pokestop'ları çevirir artık. Yani keşke raspberry meyvesi verseniz ya. Bu hep de muz alıyor ya. Üzüm mü alsana? Evet, Pokemon yenilemiyor. Oyunu yeniden başlatmamız gerekebilir. İki kilometre yürüme de tamamlandı ama şu an buraların Pokemon kaynaması lazım. Dediğim gibi kasılıyor, kendini yenileyemiyor. Yeniden başlatalım. Pokestop'ları da kendimiz çevirelim. Oyundan hemen çıkıp yeniden geliyorum. Evet, yeniden geldik. Hem Pokestop çevirme Go Plus çalıştır, hem ekran kaydı al, hem oyun oyna, cihaz kaldırmıyor. O yüzden sabit bir yere gidelim. New York'a gibi bir yere böyle düz yürüyelim. Bu arada çıkanları yakalayalım. Bakın, Pokemon'a girerken bile takılıyor. Neyse, yeteri kadar üzümümüz de varmış. 3 tane yeterliydi. Üzüm verip yakalayalım. Görevi bitirelim. Daha Shiny denk gelmedi. Ama Shiny'nin olduğunu duydum. Duyurularda da vardı. Shiny olması lazım. Bir tane bile görmedik şansımıza. Bir görev tamamlanmış, ona bakalım. Evet, 2 kilometre görevi bitmiş. Bu görevde sanırım bilet almayanlara da var. Evet, şimdi denize doğru gidiyor. Bu iş olmayacak. Sen New York'a değil de başka yere git. New York. Zaragoza deyince bakalım ne olacak yönü. Evet, çok bir şey değişmedi. O zaman Tokyo'ya doğru yürü. Evet, biraz bu tarafa döndü. Pokemon da gelmiyor ya. O zaman şöyle yapalım. Tıklayınca yürü özelliğini açıp şöyle iç kısımlara doğru tıklayayım, o tarafa yürüsün. Bu arada gelenleri de yakalayalım. Hemen üzüm zaten bir tane verdik mi görev tamamlanacak. Evet. Raz meyvesiyle 5 Pokemon yakala da tamam.
İkinci aşama da bitti. Bir şeyini göster artık bize. Gene gelmedi şeyini. Ben ananas vermeden yakalıyorum çünkü otomatik ananas veriyor zaten. Eğer sizde o özellik yoksa kullanmıyorsanız verin. Tavsiye ederim. Şeker daha fazla şeker elde edersiniz. Kolay da evrimleşen bir Pokemon değil. 400 şekerle evrimleşiyor. O yüzden şart. Evet, 3. aşama görevleri geldi. Bakalım profesör ne diyor. Stufu'nun şimdiden daha arkadaş canlısı görünüyor. Arkadaş canlısı demişken Stufu'nun evrimleşmiş hali olan Beviar'ın arkadaşlarına sarılma huyunu duymuş muydun? Stufu sevmiyor ama öteki seviyor. Bu da taktı sarılmaya. Beviar'lar arkadaş olarak kabul ettikleri kişilere olan sevgilerini sarılarak gösterirmiş. Ama Beviar'ların sarılmasına izin vermek tehlikelidir. Çünkü o kadar güçlüdür ki kemiklerini un ufak edebilir. Pek çok eğitmen Beviar'ların kendilerine sarılmasından sonra bu dünyadan göçüp gitmiştir. Beviar'a sarılmanı önermesem de bu Pokemon'la karşılaşmanın bir zararı yok. O halde ne duruyorsun? Haydi bir Stufle evrimleştir. Evrimleştirme görevi var muhtemelen. 3 süper yap, 15 Stufle yakala ve bir tanesini evrimleştir. Hemen şurada dursun. Bunları yakalayayım. 15 yakalama. Süper atış zaten oluyor kendiliğinden. Süper dediği Great Nice galiba. Nice atış. Falsolu Nice atış. O da zaten ayarlar kısmında. Yakalamada açık. Ben zaten Excellent atıyorum. Her attım Excellent geliyor ve kuru ve bol seçtiğim için Falsolu ve Excellent mükemmel atış yapmış oluyor. Böylece süper atma görevini de tamamlamış oluyoruz. 15 tane yakalayacağız hemen. Yakalayalım hızlı hızlı. Bir tane belki şeyini görürüz de onu evrimleştiririz. Hiç mi şeyini yok ya? Şu bazı bölgelerde de şu roket balonu gibi bir balon var. Bu da şey hediye. Bunu görürseniz açın. Böyle hediyeler veriyor. Buradan çıkmanız için biraz beklemeniz lazım. Çarpı aktif hale geldiğinde basıp çıkabiliyorsunuz. Evet, yakaladığım Pokemon'lar tekrar haritada göründüğü için tıkladığımda kayboluyorlar. Daha önce dediğim gibi bunda bir sıkıntı yok. Yani tıklarsın kaybolur. Başkasına tıklarsın. Bu PG şarttan kaynaklı bir hata. Çoğu kişide bu sorun var. Bir tane mi kaldı? Stufful bir tane kaldı. Yakalayalım. Evet, şimdi görmedik maalesef. 400 şeker boşa harcayacağız görev adına. Belki şu Pokemon ödülü şini olabilir. Şini misin, değilsin. Evet, bir tane 400 şeker harcayacağız görev için. Evet, şöyle IV'si güzel olan 88'ler var. 88 bir tane evrimleştirelim. 600 şeker varmış. Evrimleştir. Evet. Evet, Beviar yaptık. Değişik Pokemon'u da. Üçüncü aşamada tamam. Dördüncü aşamamız ne ola ki? Bakalım hemen genel ödülümüzü alalım. Roket Radar 15, Ultra Top 2500. Bu da zaten tamamlanmış geldi. Beviar'ın ne kadar da güçlü duruyor. Efendim, normalden daha bitap mı duruyorum? Şey, sen dışarıdayken Stufful'u okşamaya çalışmış olabilirim ve Stufful da beni fırlatmış olabilir. Hatta Stufful fırlatınca birileri beni uçan bir Pokemon'a benzetmiş de olabilir. Haha. Ah, ama bardağın dolu tarafına bakalım. Sonuçta hem Stufful'u okşadım hem de gücüne birinci elden tanık oldum. Düşününce bu yaşadıklarımı duymaya can atacak bir iş arkadaşım var. Kendisi Pokemon hareketleri üzerinde çalışır. Umarım yeni Stufful ve Beviar'larınla arkadaşlığında şansın benden daha yaver gitmiştir. Ben de gidip bir buz torbası bulayım veya birkaç buz torbası. Bugünkü yardımlar için teşekkürler, kendine iyi bak, yakında görüşürüz dedi. Evet, Stufful bunu fırlatmış. Evet, sarılacağım diye de tutturursan olacağı o. Evet, son dördüncü aşamanın
Genel ödülünde bir Pokemon var. Bu Shiny olsa keşke. Bir tane Shiny göremedik ya. Stufful şekeri ve bir Pokemon. Bu da Shiny değil. Beaver'mış hem de. Beaver'ı da aldık. Shiny de yok. Yine profesör geldi ama. Apex burada Shadow. Apex Shadow Lugia yakalayacağız. 6 gün kaldı. 6 gün sonra bunun da bir videosunu çekerim. Yürüme görevi var. Yürüyelim. Sadece yürüyelim. Yakalamasak da olur. Haritada Shiny'sini görürüz Stufful'un çıkarsa. İptal tıklayınca yürüme özelliğini kapatalım ki kendi yürüsün. Evet, yürürken de tabi boş durmayalım. 5 kilometre yürüyelim ve Stufful'u yakalayalım. Bakalım yürüme ödüllerini de sonradan toptan alırız. 5 kilometre tamamlansın. Onlarda ne çıkacak? Hep Cherub çıkacak galiba. Onları da görelim. Evet, unutmadan şu mağazadaki kutulardan da bahsedeyim. Özel kutu var. 875 topluluk günü kutusu var. 850 Poke para ücretsiz de. Bu zaten günlük ücretsiz. Bu her zaman var, her gün geliyor. Ultra top 30, bunu da alın. Ben alamadım, çantam doluymuş. Ve bunu da alın. Bilet, şans yumurta ve yem modülü. Akım bileti veriyor. Ultra top da azalınca alırım artık. Bu ödüllerinizi almayı unutmayın. Evet, bir Shiny Stufful gördük sonunda. Shiny Stufful bu renkte oluyormuş. Transfer açık ama korkmanıza gerek yok. Shiny'leri transfer etmiyor. Bunu yakalayacağız. Bir tane Shiny'miz olacak. Yürümeye devam. Evet, yürüme görevi de tamamlandı. Hemen ödüllerini alalım. 5 kilometreyi 9 kilometre hızla yürürseniz işte yarım saat, 35 dakika gibi sürede görevi tamamlıyorsunuz. Yürüme hızınızı da yüksek tutmayın. İdeali 9,3. PG Sharp'ın otomatik zaten sunduğu hız 9,3 kilometre. O hızla yürürseniz yumurtalarda çatlamada herhangi bir sorun olmuyor. Body'nizde şeker kazanmada herhangi bir sorun olmuyor. O yüzden 9 kilometre ile yürüyün. Yürüme görevlerini de tamamladık. Pokemon'ların hepsi Cherubi. Cherubi. Bunlar geliştirince Cherrim oluyordu. İsmini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Cherrim. Zaten bu buradaki ödüldeki Pokemon da muhtemelen odur. Bakalım. Yok, Cherubi'ymiş. İki tip evrimi var Cherubi'nin. Birisi çiçek, kapalı çiçek. Bir tanesi de açık çiçek. Ona nasıl dönüştüreceğiz? Herhangi bir özelliği yok, ayar yok. Direkt evrimleştir diyorsunuz. İkisinden biri oluyor. Bakalım bu ne olacak? Evet, böyle kapalı. Diğeri de açık çiçek oluyor. Bakalım açık çiçeği görecek miyiz? Evet, biri böyle açık, biri kapalı. Yürüme görevi de bitti. Stufful görevi de tamam. Yürürken bir ara Shiny görmüyorduk yani. Bir ara öyle bir Shiny topluluğunun arasına girdim ki deli gibi Shiny çıktı. Onları da yakaladım hepsini burada. Şunu da söyleyeyim. Stufful'u eğer etkinlik süresince ve artı etkinlikten 2 saat sonra evrimleştirirseniz, evrimleştirdiğiniz Pokemon Beavir emici yumruk saldırısı alıyor. Türkçesi bu. Etkinlik süresince evrimleştirmeyi unutmayın. Ben şu an 402 tane yapabilirim. Bir 97'lik, bir de nerede o 84'lük var.
İkisini yapayım. Özel saldırı alsınlar. Diğerlerini çeker topladıkça. Evet. Stufful etkinliği güzel geçti. Görevini hızlıca tamamladık. Kolayca PG şarp özelliklerini kullanarak kolayca geçtik. Saat 2'de başlayacak ülkemizde. Gidebiliyorsanız İzmir'de ve İstanbul'da yüz yüze etkinlik olacağını duydum. Giderseniz oradan fotoğraflarınızı Instagram hesabıma atarsanız şöyle güzel bir kolaj yapabilirsem, çok olursa elimde veri, güzel bir kolaj yapıp slayt hazırlayıp sayfamda paylaşabilirim. Çekmeseniz bile, bana atmasanız bile gitmenizi tavsiye ederim. Güzel bir etkinlik olur. Ülkemizde de artarsa eğer böyle farklı şehirlerde etkinlikler, artık böyle hileli uygulamalara hiç gerek kalmaz. Özelliklerden biz de faydalanırız. Orijinal oyuna geri döneriz diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Stufful etkinlik videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir etkinlik günü geçirirsiniz. Bol şinili. Sağlıcakla kalın diyorum. Herkese iyi oyunlar. Hoşça kalın.